Ankara'ya gideceğiz şimdi. Yine bir canlı yayınımız var. Siyasetin merkezi CHP'li Haluk Poç'un açıkladığı torpil listesini konuşuyor. Az önce haberini ekranlarınıza getirdik. Arkadaşımız Uğur Telden'in şu anda bir konuğu var. CHP Grup Başkan Vekili Sayın Akif Hamza Çebi. Uğur, seni dinliyoruz. Özlem, çok teşekkürler. Hemen biz de konumuza dönelim. Önemli sorular var. Tek tek sormaya başlayalım. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Gerçekten dün Sayın Sözcü'nün Haluk Koç'un açıklamaları ses getirdi. Sosyal medyada, biz gazeteciler arasında, tabii siyasetin merkezi meclise de yankı buldu. Öncelikle şunu sorayım. O liste tam 12 sayfaydı. 85 isimden oluşuyordu. Aralarında Cumhurbaşkanı'ndan tutun da başbakan yardımcılarına, bakanlara, milletvekillere, üst düzey bürokratlara. Pek çok farklı isim vardı, önemli isimlerdi. Şaşırttı mı efendim o liste sizi? Hayır, hiç şaşırmadım. Siyaset biliminde bir kural vardır. İktidarların iktidarda kalma süresi uzadıkça güç kullanma eğilimleri artar. Güç kullanma eğilimleri arttıkça da demokrasiden, halktan, hukuktan uzaklaşırlar. Aynı tabloyu, aynı kuralı Türkiye'de görüyoruz, işlemeye başlamış. AKP iktidarı 13. yılında ve 13. yıla girdiği bu süreçte artık halktan yana bir iktidar olmadığını ortaya koymuş durumda. Bu buzdağının görünen kısmıdır. 85 kişilik liste buzdağının görünen kısmıdır. Daha ortaya çıkmamış olan nice isimler vardır, nice olaylar vardır. Umarım bu olay nedeniyle bu isimler de birer birer kamuoyuna mal olur ve bu hükümete Türkiye'ye bir ders olur. Efendim, sizlerin her fırsatta dile getirdi. Son 12 yılda tam 20 milyon vatandaş devlet kapısına girerek bir anlamda geleceğini oraya bağlamak için sınavlara girmiş. KPSS denen bir sistem var ama sadece 650 bin kişi giriyor. Bir taraftan o sistem böyleyken diğer taraftan da KPSS'yi bypass ederek işte bakanlar, milletvekilleri, üst düzey bürokratlar devlette memur olmanın yolunu bulmuşlar efendim. Evet. Şimdi maalesef bakın, devlette istisnai memuriyet dediğimiz bazı memuriyetler vardır. Örneğin bakanın özel kalem müdürü, valinin özel kalem müdürü veya belediye başkanının özel kalem müdürü. Bir kişi vali olarak atandığında kanun ona bir rahatlık tanımış. Sen vali olduğuna göre sana bir seçim hakkı veriyorum. Özel kalem müdürü olarak eski valinin sana bıraktığı kişiyle çalışmaya mecbur değilsin. Sen istediğin kişiyi özel kalem müdürü yapabilirsin. Bu gayet normal. Yıllardır da sorunsuz bir şekilde işliyor. Yeter ki kötü amaçlı kullanılmasın. Elbette, tabii ki. Şimdi listeye bakıyoruz. Bir bakanın yakını Güneydoğu'da bir ilin valisinin özel kalem müdürü olarak atanıyor. Atandığı gün hemen bir başka valiliğe tayini çıkıyor. Tayin edildiği valilikten de Ankara'da bir genel müdürlüğe memur olarak tayin ediliyor. Bir gün bile durmuyor yani. Bir gün bile durmuyor. Bakın, bu suçtur. Bir anda atama bekleyen, bir anda atama bekleyen yüz binlerce öğretmenimiz var. Yüz binlerce, her gün bana mailler geliyor, mesajlar geliyor cep telefonuma. Bir kısmını bizlerle de paylaşıyor. Diğer milletvekillerimize de gittiğine eminim. Şu şu bölümde şu kadar kadro açılsın, hakkımız yıllardır bekliyoruz diye. Atanamadığı için intihar edenler var, psikolojik bunalıma girenler var. Bu o zaman bu öğrencilere yazık değil mi, bu insanlara? Onların ruh hali nasıldır efendim? Dün o yani, haberleri izlediklerine ne hissetmişler? Gerçekten herhalde isyan ediyorlardır. Herhalde isyan ediyorlardır. KPSS sınavı niye yapılır? Bu sınava siz uymayacaksınız. Kendi çocuklarınızı, yakınlarınızı bu sınavlardan geçirmeyip de istediğiniz memuriyete atayacaksınız. Bu sınavların niye yapıyorsunuz siz? Bir taraftan da Sayın Davutoğlu'nun sözleri aklımda. Şu ifadeyi kullanmıştı efendim. Bizler nepotizme, yani akraba kayırmacılığına karşıyız. AK Parti iktidarında böyle bir şey olmayacak demişti. Sayın Davutoğlu maalesef başbakanlık yaptığını zannediyor. Bir cümlesi daha var. Yolsuzluk yapanın kolunu kırarız. Bu da bir yolsuzluktur. Bütün millet beklerken senin bakanın kendi yakınını bir yere tayin ediyorsa bu da bir yolsuzluktur. Halkın kaynağını sen başka bir yerde kullanıyorsun. Kendi yakınların için kullanıyorsun. Hadi bakalım, Sayın Davutoğlu'na ben çağrı yapıyorum şimdi. Bunlarla ilgili gereğini yapsın. Kendi bakanlarıyla, müsteşarlarıyla, genel müdürleriyle, bu işe hangi bürokratlar, hangi bakanlar bulaştıysa bunlarla ilgili gereğini yapsın. Evet. Şimdi çok önemli örnekler de var. İsim isim biraz ilerleyelim, başka konulara da geçeceğiz. Örneğin Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeğeni ilkokul öğretmeniyken 2011'den bu yana Danıştay üyesi. Daha önce bunun örneği var mı efendim? Hiç yok. Evet. Hiç yok. Böyle bir örnek yok. Bunlar Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la siyaset hayatımıza
mal oldu. Şimdi kaçak sarayla ülkenin itibarı arttı diye övünüyor. İnanıyorum ki bununla da övünecektir Sayın Erdoğan. Öyle ya, bir doğu toplumlarında şöyle bir şey vardır. Hani bal tutan parmağını yalar. Tabii ki Cumhurbaşkanı böyle bir şey yapacaktır diye kendini hak görebilir. Bununla da övüneceğini ben tahmin ediyorum. Örneğin yine kısa örnek vereyim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın oğlunun İmam Hatip'ten sınıf arkadaşı İbrahim Eren, isim de verelim artık, evet. Kamuoya mal oldu. Evet, evet. Bugün TRT Genel Müdür Yardımcısı. O da sınavsız memur oldu. Yarın TRT Genel Müdürü olacak demektir. Yani insaflı davranmışlar, onu TRT Genel Müdür Yardımcısı yapmışlar. Bu üzüntü verici bir tablodur. Gerçekten bütün millet, bütün gençlerimiz iş diye beklerken, sınav diye beklerken, hakkına razı olmuşken, mücadele ederken biraz daha kadro açılsın, ben de memuriyete gireyim, evleneyim ya da evliyse eşime bakayım, çocuğuma bakayım derdindeyken, insanların bunların kendi yakınlarını böyle sınavsız işe yerleştirmeleri vicdan kanatıcı bir olay. Ben son derece üzüntü duyuyorum. Ülkem adına üzülüyorum ben. Efendim, izniniz olursa bir küçük örnek daha vereceğim. İhtisas, uzmanlık alanı gerektiren alanlara yakınlarını koyuyorlar. O alanlarda ne kadar başarılı olurlar size sormak istiyorum. Örneğin Sayın Bilim ve Sanayi Bakanı Fikri Işık'ın çok yakın arkadaşı TÜBİTAK'ta genel sekreter. Background'una bakıyoruz, herhangi o alanda bir uzmanlığı yok. Yine Sayın Muammer Güler'in eski bakanın öz yeğeni AB Bakanlığı'nda uzman, AB uzmanı. Bakıyoruz barmenlikten gelmiş o alana. Neler söylemek istersiniz? Vallahi üzüntü verici bir olay. Bakın, üzüntü verici bir olay. İran bilimsel yayın sayısında Türkiye'yi geçmiş durumda. Biz kendimizi İran'la kıyaslamayız. Kendimizi daha yukarıda görürüz, daha üstün görürüz. Ama rakamlar İran'ın bilimsel araştırmada, bilimsel yayında Türkiye'yi geçtiğini gösteriyor. Türkiye matematikte dünyada 44. sırada, öğrencilerimiz matematik bilgilerine erişme, onları kullanma açısından 44. sırada. Bu konuların hiçbir eğitim şurasında konuşulmadı. Başka şeyler konuşulmadı. Bunların hiçbirisi konuşulmuyor. Türkiye bilimde atılım yapmak gibi bir zorunlulukla karşı karşıyayken bizim yöneticilerimiz, bakanlarımız kendi yakınlarını, akrabalarını, arkadaşlarını işe yerleştirmekle meşgul. Milletimiz en doğru değerlendirmeyi yapacaktır. Efendim, bu konuyla ilgili son sorumu sorayım. Bir taraftan milletvekillerini, bakanları, Cumhurbaşkanı verdim örnek ama devlet adına denetleme yapan, devlet denetleme kurumunun en başındaki isim bile kendi erkek kardeşiyle kızını yine sınavsız devlete bir anlamda sokmanın yolunu bulmuş. İstisnai kadro. Söyledim ya, bürokrat ve siyasetçi işbirliği maalesef burada kötü bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu çarka bürokratlar da girmiş. Hem de denetim biriminin başında olan bir kişi. Bundan üzüntü duyuyorum. Bazı isimler kediye ciğer emanet etmişiz eleştirisi getirdiler bu konuyla ilgili. Doğru. Bakın, bizim kültürümüzde bir kural vardır. Emaneti ehline vermek diye. Bu çok önemli bir şeydir. Bu insan hakları evrensel beyannamesinde de vardır. Kim neyi hak ediyor ise herkesin yeteneğine göre, bilgisine göre o görev ona verilir. Bu görevler kimsenin değildir. Bu görevler milletindir. Millet adına bu görev hak eden kişilere emanet edilir ve bunlar millete hizmet ederler. Öyle anlaşılıyor ki bunlar millete hizmet değil, kendilerine hizmet ediyorlar. Efendim, hızlıca ikinci konu başlığıma geçelim. Sizlerin de bugün meclis başkanına bir dilekçeniz olacak. Evet. Ömer Tuğrul İnançer, ilahiyatçı yazar olarak evet. biliniyor. Özel bir devlet kanalında söylediği ifadeler çok tepki çekmiş. Hamileler sokağa çıkmasın ifadesi. Evet, evet. Meclis çatısı altında kullandığı ifadelerde inkılaplar için çok ağır bir benzetmede bulundu. Sizlerin girişimi olacak. Neler söylemek Biz istiyorsunuz? Bu işin peşini bırakmayacağız. Bu insanı, kadınlara saygısızlık yapan, kadınları küçümseyen, hamile bir kadının sokağa çıkmasını eleştiren bir anlayışı biz asla kabul etmiyoruz. Bu başlı başına tepki çeken bir olaydı Türkiye'de. Böyle bir insanı getirip Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne konferans verdirmek ikinci bir hatadır. Ve bu insan burada gelip Atatürk devrimlerini, Atatürk inkılaplarını köpekleştirme olarak anlatıyor. Bu bizim kabul edeceğimiz bir olay değil. Yani bu insana ben şimdi buradan her türlü kötü kelimeyi kullanabilirim ama ben onun seviyesine inmeyeceğim. Davet edenler mi sorumludur efendim? Davet edenler utansın. Onlar sorumludur. Onlar bu ismi buraya getirip personele konferans verdiriyor ise asıl onların utanması gerekir. Bu çirkindir. Bir çirkinliktir. Seviyesizliktir.
Bu seviyesizliği bu insana ben iade ediyorum ama meclis başkanından da gereğini yapmasını isteyeceğiz bugün. Efendim son konu başlığımız bedelli askerlik. Bugün yarınki bütçe maratonunu da göz önüne alarak AK Partiler Cuma günü bir teklif haline getirmişlerdi. Evet. Komisyonla görüşecekler. Yaş ve parayla alakalı maddi kısmı alakalı önerilerinizi biliyoruz, evet. Ama son olarak ne söylemek istersiniz? Şunu söyleyeyim, bedelli askerlik tasarısına destek vereceğiz. İyileştirmeye çalışacağız. Eksik bulduğumuz yanları var. Örneğin hiç parası olmayan insan bundan yaralanamayacak. Bu doğru değil. Bu böyle bir bölüm de olmalı. 1988'ler yaralanmak istiyor. Bu talebe kulak vermek lazım. Önemli yani kulak, elbette Genelkurmay'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin asker ihtiyacı vardır. Bu bir gerçektir. Öte taraftan da böyle bir beklentiyi hükümet yaratmıştır. Bu beklentiyle Genelkurmay'ın asker ihtiyacı arasında uygun bir dengeyi uygun bir yerde kurmak gerekir. Bunu başarabiliriz diye düşünüyorum. Önerilerimiz kabul edilebilir, edilmeyebilir ama her şartta önerilerimiz kabul edilmese dahi biz bu yasaya destek vereceğiz. Bazı izleyiciler, sosyal medyadan takipçiler soruyorlar, Anayasa Mahkemesi'ne gidecek misiniz diye. Hayır, asla. Böyle bir şeyi kesinlikle düşünmüyoruz. Tamam, çok teşekkürler. Çok naziksiniz. Sayın Genel Başkan burada bizlere vakit ayırdınız. O dar zamanınıza çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sayın Akif Hamza Çebi, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili bizlerle meclisten bu yayını paylaştı diyelim ve sözü tekrar İstanbul'a bırakalım. Uğur Terli, çok teşekkürler.